Sen 60 kilo adamsan benim kadar yemeyeceksin. Furkan ayrıca teşekkür ederiz. Haberi de yok, biraz sonra ileteceğiz bunu. Benim yerimde başka birisi olsa yarışmazdım. İlaç kullanmasaydın bu seviyeye ne kadar zamanda gelirdin? Ki aslında oraya çıktığında bir bok olmadığını anlıyorsun. 2023'te kesin alacağımı düşünüyorum. Abi ne işim var burada, niye geldim falan. Orada gerçekten en az dikkat çeken bendim. Çekim arası sohbetlerinde Alaf'la beraber. Sen bana mesaj attın yani, merhaba ben Alaf diye. Hayır, ulan sen kimsin? Hayır, WhatsApp'ta fotoğrafına da baktım. Oradan da bir şey anlaşılmıyor. Karşıda bir Eyfel Kulesi var. Küçük de bir adam duruyor. Yani bağdaştıramadım seni onun için. Nasıl gidiyor? Abi güzel, bulk dönemindeyiz. Bir yarışma yaptım Türkiye'de biliyorsun. Şampiyon oldum. Ondan sonra da yeme dönemine başladık işte. Şu an yemekte geçiyor abi zamanım. Yiyorum, online eğitime bakıyorum. YouTube bir yandan biliyorsun. Türkiye şampiyonasında bir oldun. Evet. Abi 110 kilo podyum yaptım. Bizim açık siklet. Diyete geçtiğin zaman bulk dönemde 110 arasında kaç kilo farkın vardı? Abi ben bulk'ta bulk'ı 122 falan bitirmiştim. Sonra bir diyette böyle 115'lere falan düştük. Sonra yarışa son bir ay kala falan 112'lerde gezdim. Sonra da işte bu son aylarda falan 110'ları gördük yani. 110 gibi. Sonra 110'dan da düştüm aslında tartı verebilmek için. Ama ondan sonra geri tekrardan 110'a falan çıktım. Ben senin yarıştığın Türkiye şampiyonasını hatırlıyorum. Takip ettiğim kadarıyla. Zaten rakipsiz çıktın podyuma. Abi biraz öyle oldu. Yani o çok zaten konuşuluyor. Ama yani yapabileceğim bir şey yok. Çünkü hani gençlerde yarıştım. Senlik bir şey yok canım. 23 yaşındayım haliyle. Yani benim klasmanımda kimse yoktu. Ben ne yapayım yani, girdim yarıştım. Biraz öyle oldu. Hatta girdim, backstage'de bir tane çocuk takipçimmiş. Yani bana diyor, abi ne işin var burada, niye geldin falan. Kendi gelişimini nasıl görüyorsun? Yani ne kadar zamanda bu kadar yolu alabildin? Öncesinde powerlifting yapıyordum. Sonra vücut geliştirme yapmaya karar verdim. Yaz YouTube'a başladıktan sonra. Sonra Eylül ayında da yarışmaya kararı aldım. Yani bir sene önceki Eylül ayında. Ondan sonra abi işte bir senede hani yaklaşık bir 15 kilo falan kadar, ya yani 95 kiloydum. Güray abiyle çalışıyorum orada. Güray Aydın koçumdur. Ankaralı mı? Evet. Baktım kendisi Instagram'dan, doktor. Etiketlerden doktor baktım. Kendisi. Ne doktoru? Acil doktor abi. Doktor ama yani. Aynen, doktor evet. Süper ya. Bütün bodycilerin ihtiyacı olan adam değil mi? Ben bayağı araştırdım zaten hani yarışma kararı aldıktan sonra. Ondan sonra bir onu bulabildim yani kendime uygun bir şekilde. Ondan sonra abi işte bir 95 kilo başladım. Yaklaşık bir 122'lere kadar çıktık. Çok hızlı bir kas kütlesi aldım zaten. İnsanlar da ona şaşırdı. O birazcık da işte benim genetik yatkınlığımdan kaynaklandı diye düşünüyorum. Bir senede kaç kilo kas aldın? Abi 15 kilo falan aldık. Çok net. Kas olarak ne almışsın? Çok tertemiz 15 kilo kas. Şaka yapıyorsun. Evet abi. Arkadaşlar bir senede 15 kilo kas çok yani şey, acayip bir şey ya. Ya işte benim asıl amacım abi bu senede onu başarmak. Çünkü benim biliyorsun boyum var ve gerçekten hani Romanya'ya gittik Furkanlarla falan. Hani evet. Oradaki benim klasmanlı klasik fizikteki adamları görünce hani daha da almam gerekiyor abi benim. Peki sence böyle gider mi yani? Her sene bir 15 alabilir misin? Yok abi, elbet bir yerde. Biraz zor. Hatta şu an mesela geçen sene hani iştah konusu, mesela 1 kilo pirincim vardı. Saat 12'ye kadar ben 600 gramını yiyordum. O kadar öyle. Evet, evet. Şu an abi mesela çok zorluyor beni yani yemek. Yani iştahın olsa da her sene 15 kilo müthiş bir rakam yani. Evet. Ama her sene koyamayız tabii ki de o kadar. Bundan sonraki hedefin ne? Kendini nerede görüyorsun? Abi şöyle, vücut geliştirme adına çok keyif aldığım aşikar. Yani gerçekten bu spora ilk başlarken, yarışma kararı aldığımda hani yarışma anlamında beni bu kadar tatmin edeceğini düşünmüyordum. Sonra bu son 3-5 ayda Romanya'ya gittik biliyorsun Furkanlarla. O Romanya'da benim ortamı görünce, oradaki pro yarışmacıları falan görünce iyice böyle bir motivasyon doldum denebilir. O yüzden abi ileride kesinlikle profesyonel anlamda kariyerimi gittiği noktaya kadar götürmek istiyorum. O yüzden hani pro kart tabii ki de bu işin olmazsa olmazı. Yani bence vücut geliştirme eğer profesyonel anlamda ve tam yapılacaksa kesinlikle pro kart, o pro seviyede yapılmalı abi. Yani biz oraya gittik gördük, çünkü oradaki sosyallik olsun, o pro sporcular arasındaki o arkadaşlık, oradaki organizasyonun kalitesi. Yani vücut geliştirme o. Yeah, dedim evet. Yani o dedim. Yani çünkü bizim Türkiye'de, ben yarışmaya da gittim, yarıştım da aynı zamanda. Türkiye'deki ortam tabii ki de biz de gene iyiyiz ama hani adamlar gerçekten o pro seviyede çok farklı yapıyorlar bu sporu. Sence pro kartı ne zaman alırsın? Yani böyle kafanda belirlediğin bir zaman çizelgesi evet var mı? Evet abi, şimdi şöyle, eksiklerim çok olduğunu biliyorum. Çünkü çok geç kaldım aslında. O yüzden yani benim asıl amacım 2022'nin son aylarında almak. Ama çok bir şey yok, bir sene aslında. Evet, ama bu tabii benim için birazcık ütopik bir hayal. Asıl realist olarak 2023'te kesin alacağımı düşünüyorum. Yani ben 2023'te kesin pro kart alacağımı düşünüyorum. Ama tabii bir şükür bir sağlık sıkıntısı ya da herhangi bir başka bir durum yaşamazsak. Ama 2022'nin son ayları da benim için hayal denebilir yani pro kart adına. Seni gören yabancı koçlar sendeki mesela geleceği fark edip o Romanya'ya gittiğinizde böyle bir konuşmalar geçti mi? Çok iyi senin, işte sen gelecek var diyorsun vesaire. Abi bir şey orada oldu mu? Şimdi şöyle, orada gerçekten en az dikkat çeken bendim. Çünkü abi, o kadar ileri yani. Oraya bir girdim abi ben zaten. Hani biri geçiyor böyle acayip genetikler, çok güzel fizikler. Yani ben zaten orada abi egom benim törpülendi. Ve o törpülenme aslında bana şey
sağladı. Yani ben aslında birazcık böyle tembelleşiyordum. Hani ulan hani zaten iyi. Çünkü Türkiye'de yani, çok iyi bir seviyede olduğunu bildiğin için. Ki aslında oraya çıktığında bir bok olmadığını anlıyorsun. Anladın mı abi? Evet. Ve o bir bok olmadığını anlamak sana eve döner dönmez gerçekten hani full disiplin tekrardan odağını eksiklerine yöneltmeni sağlıyor. Yoksa burada olsan şey diyorsun ya ulan zaten iyiyiz. Kim bu? Yani ondan çıkardı beni. O yönde çok iyi oldu. Dediğim gibi abi yani dünya çapında baktığında çok şey değiliz yani. Tabii belki varızdır ama birazcık daha eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Annen baban senin bu devasa büyümen hakkında ne dediler? Fiziksel olarak mı sosyal medya açısından mı? Önce fiziksel olarak soruyorum. Fiziksel olarak abi zaten ben hani daha 90 kiloyken falan da hepsi hani salona girdim babam şişik diyor. Yani o zamanlar da hep bir tepki vardı. Zaten ama son zamanlarda iş profesyonelliğe dönünce artık birazcık böyle alıştılar yani. Zaten eve her gittiğimde böyle bir iki ayda bir gidiyorum. Her gittiğimde böyle bir size up aldığım için artık evet. Alıştılar hani. Peki anne baba nerede yaşıyor? İstanbul'da mı? Yalova'dalar abi. Şey olmuyor mu hani sağlık sorunları yaratır mı diye böyle aileden çünkü muhtemelen komşuları falan babana annene bir sürü şey söylüyorlardır. Tabii abi ama bana güvenleri var abi. Çünkü ben bir şey yaparken gerçekten incine cinciğine kadar araştırıp yani bazı şeyleri ön planda tuttuğum için benim için de öncelik hepsi çünkü. Hani böyle emrivaki atılımlar, kararlar almam için zaman hep bir arkasını araştırırım falan. O tarz bir yapım var. O yüzden de bana güvendikleri için hani bu işi de optimal bir seviyede yaptığımı biliyorlar. Hani çalıştığım çünkü insanları da tanıyorlar. Bilgi birikimlerine falan hepsini biliyorlar. O yüzden haliyle güveniyorlar abi anladım. Karanlık tarafa geçiyoruz. Hazır mısın? Dark side. Arkadaşlar dedik ki Instagram'dan Alafa sorularınız var mı dedik. İnsanlar der ki birinci soru ilaç kullanmasaydın bu seviyeye ne kadar zamanda gelirdin? Gelemezdim yüksek ihtimalle. Gelemez. Evet. Açık. Yani şimdi şöyle abi ben açıkçası asıl bu konularla konuşmamın sebebim şimdi zaten kolaycı bir nesil geliyor. Kolaycı nesilden kastım yani adam mesela büyümüş 20 yaşına kadar gelmiş üniversiteye gidecek. Ne istediyse zaten olmuş. Ailesi almış, babası almış. Hani şunu istiyorum demiş olmuş, bunu istiyorum demiş olmuş. Haliyle ben adama yani böyle ufacık böyle bir şey söylesem hanım adamın nasıl bir hareket edeceğini bilemiyorsun. Ve hani adam 18 yaşında. Evet. Hani nasıl yönlendireceğini bir de influ ya bir etkimiz var sonuç olarak. Doğru. Gençler bu etkimi yapmıyorum. Gençlerde bir etkimiz var. Ya sonuçta 100 bin kişi seni takip ediyor yani, sadece YouTube'dan. Biz mesela bir tişört giyiyorsun, bir şey yapıyorsun. Hani ufacık şeyler. Bir saat takıyorsun. Adam mesela alıyor aynısını yapıyor. Olay bu kadar basitken öyle ciddi bir şeyi akletmem çok büyük sıkıntılar yol açabilir yani. O yüzden ben de her zaman o konuda çekildim. Ama sadece işinde bir realitesi olduğu için bunu söylemek zorundayız. Yani zaten bilen biliyordur diye tahmin ediyorum. Yani aslında işin mantığı şu. Sen evet takviye edici bir maddeler kullanıyorsun. Bunu kullanmıyorum diye yalan söylemiyorsun. Evet. Kullanmaktan çekinmiyorsun ama eğer insanlara ben bunu kullandım çok güzel geliştim dersen evet. Ve 18 yaşında bir çocuk bunu alır da kötü bir etki görürse sana yazarlar. Evet ki şakası yok abi. Hani aynen öyle. İşin arkasında düzgün yapılmazsa ciddi sonuçlar yaratabilecek durumlar var. Ulaşımı çok kolay. Bir de etrafta çok fazla merdiven altı. Sahte. Çok fazla para kazanmak isteyen adam var. İnsanın yani şu an 16 yaşında da olsan 15 yaşında da olsan bunlara erişebilir. Gözünün yaşına bakmadan verirler. Aynen kesinlikle abi. O yüzden de bu konularda özellikle bizim daha böyle bir de benim kitle birazcık genç daha böyle tutucu olmak zorundayım abi ya diye düşünüyorum. O yüzden de. Bir de şöyle bir durum var. Ne aldığını bilmiyor. Yani adamlar bunun eğitimlerini alıyorlar. Bizim mesela çalıştığımız insanlar olsun ya benim koçum olsun ya da yurt dışında danıştığımız insanlar olsun. Adamlar eğitimlerini alıyorlar yıllarca yani. Böyle yapıyorlar bu işleri. Yoksa gidip de mahalledeki ilk salonda hani salondaki abiyle olacak işler değil bunlar. Evet. Ki öyle oluyor ya genelde Türkiye'de çok. Ne kadar zamanda 100 bin kişiye ulaştın YouTube'da? Bir sene 5 ay gibi bir şey. Ya 4-5 senedir yapıyorum 15 bine zor geldim. Vermişim. Bir senede evet, 100 bini gördüm. Evet. Ne oldu plaket falan bir şey ne yapıyorlar? Abi hiç ona bakmadım ya. Benim eski öğrenci evine gittim. Gönderiyorlar mı ama? Ya, gönderiyorlar. Öğrenci evine gitti büyük ihtimalle. Artık apartmandan biri almıştı. Peki geçimini YouTube'dan sağlayabiliyor musun? Sağlarsın. Mühendislik mezunusun. Evet abi. İşini yapıyor musun? İşimi yapmıyorum ama yap. Peki nasıl geçiniyorsun? Abi uzaktan eğitimim var. Aynı zamanda YouTube ve ilk senenin başlarında da uğraştığım birkaç böyle satış işleri vardı. E-ticaret. Onlardan geçiniyordum. Peki sadece YouTube olsa genç senin gibi bir influencer ya da YouTuber ya da sporcu YouTube'dan geçinebilir mi? Geçinebilir. Ama arkasını doldurması lazım yani birazcık ben öyle düşünüyorum. Arkasını doldurmaktan kastım ya yani YouTube birazcık daha çok Türkiye'de gelir kaynağından ziyade bir marketing yani bir vitrin olarak kullanılırsa daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Yani yaptığın işleri atarsın. Yoksa tabii YouTuber olup da para kazanan çok adam var ama hani o kısma geçmek sana kalmış. Ya ben mesela ilk başından beri diyorum ya ben 20 binken çektiğim videoda dedim ben hiçbir zaman YouTuber olmayacağım adama. Ya ben hep sporcuyum ya ben çektiğim videolar full day of eating, antrenman. Anladın mı? İşte Romanya'ya gittik pro yarışına. Yani o tarz içerikler ama gidip de hani slime'ı aldım oradan attım falan o tarz. Neler olmuyor. Hani geçinebilir birisi ama arkasını doldurması gerekiyor bence yani. Daha başka yetkinlikler kazanmalı. Yani. Derler ki YouTube'a sadece antrenman videosu ve buna benzer içerikler atıyor ama biz daha farklı içerik görmek istiyoruz. Artık idman videolarına çok sıkıldık diyen oldu.
Abi açıkçası ben gerçekten istiyorum ama şimdi baktığım zaman hayatıma şimdi ben sporcu adamım. Gerçekten düzenli beslenmem gerekiyor, düzenli antrenman yapmam gerekiyor. Yani ben o tarz içerikler çekmem için bu rutinden ayrılmam gerek birazcık da. O da beni çok zorluyor. Bir de o tarz şeyler birazcık yetenek işi gerçekten. Hani içerik üreteyim, içerik bulayım, yaratıcı olman lazım. Yani bizim maksimum bulabildiğimiz içerik işte bir mekanla anlaşıyoruz. Gidiyoruz orada cheat yapıyoruz mesela. Evet, güzel. Ben de isterim o tarz içerikler ama benim maksimum top noktamız bizim Furkanlarla bir poligon videomuz var mesela odur. Onun gibi içerikler isteriz ama aklımıza gelmiyor. Fikirleri varsa yapabileceklerimiz yazsınlar. O zaman arkadaşlar bu videonun altına Alaf'ın YouTube'unda görmek istediğiniz içerikleri yazın. Uygun olanları belki hayata geçirir. Aynen, çok iyi olur bizim için. Şu an hangi markalarla çalışıyorsun? Abi Woofgym. Evet. Sonra Detoxfit var biliyorsun. Detoxfit bizim Doğancan Polat'ın. Evet. Organik satın al. Sonrasında bir de Gladio var bizim. Daha toparlamayı düşünüyor musun biraz? Marka çevrende üstüne pıştırlar ya. Ya yazanlar oluyor da anlaşılıyor. Bir de ürünler çok hoşuma gitmiyor. Ürünler hoşuma gitmiyor demişken ürünlerde seçici misindir? Ya ben böyle hani çok garip ürünlerde gerçekten iyi fiyatlarda hani teklifler de oluyor ama hani şimdi bakıyorsun ben hani fitness YouTuber'ım. Ya işte fitness adına bir içerik ürün ya da sporcuyum. Hani benim o ürünü tanıtmak abes kaçar anladın mı ya? Bir de saçma olur. O yüzden bir de hani ürünü zaten kullanmıyorsun etmiyorsun. O yüzden asla öyle bir şey yapmam zaten. Tercih ettiğim ürünleri zaten alıyorum. Yani aslında insanlar sana kaliteli ürünle geldiği zaman sen de mutluluk duyuyorsun. Hem para kazanırsın ve insanlara da onu öneriyorsun. Bir de onu zaten hani bir adam bir ürünü gerçekten kullanmıyorsa abi reklamını da yapamıyor. Çünkü ben mesela hangi ürünü kullanıyorsam mesela Woof adına konuşuyorum. Sabah kalkıyorum Woof, antrenmanda Woof, videolarımın hekten keyif almıyor olsam ya da beğenmesem üst tasarımın işte kalitesini giymem. O yüzden reklamını yapamam ama baktığın zaman her yerde o var. Belki sen bu kadar tanınır bir bodyci veya YouTuber olmasan ama yine de belki Woof cime para verip giyerdin. Ya da Furkan'ın Gladius'unu. Öyle tanışıyoruz bu arada. Öyle mi? Ben daha abi 10 bin falanım. Evet. 10 bin, 9 bin falan. Baran abinin atlet. O zaman öğrenciyiz tabii. Hani para bitirip atlet aldım. Tamam. Ondan sonra onu da bir videoda gösteriyorum böyle. Benim öğrenci evindeki baynada. Baran abi yazdı bir gün işte. Ben gördüm tabii. Heyecanlandım. İşte dedi böyle böyle videoda giymişsin. Gel bir gün görüşelim. Ondan sonra. Baran tabii cin gibi hemen ışığı fark etmiş. Öyle tanıştınız ve ondan sonra sponsor mu oldu? Sonra sponsor oldu. O zaman süper. Çalışıyoruz. Ya daha 9 bin falandık abi işte. Çok yeniydik. 9 binden 100 bine. Peki insanlar yolda görünce seni tanıyorlar mı? Caddede yürüyorsun, Üsküdar'da yürüyorsun. Vapurda karşıdan karşıya geçiyorsun. Çok oluyor. Ne oluyor? Mesela bazen abi şey bile oluyor yani vapurda özellikle karşılar. Ben vapuru çok kullanıyorum. 15 dakika mı? 15 dakika boyunca konuşuyoruz. Hatta bazen böyle evimiz aynı yönde oluyor. Oraya gidene kadar bile konuştuğum oluyor çok böyle insanlarla. Ün dediğim bu zaten. Aynen. Karşılaşıyoruz abi. Yani. Ne diyorlar? Abi nasıl senin gibi abi olurum? Nasılsın? Nasıl gidiyor falan filan. Hep fix zaten. Abi gerçekte daha büyükmüşsün. Arkadaşlar çok büyük. Hakikaten çok büyük. Boyun 2 metre miydi? 92'yim abi. 1.92. 8 santim şey yaptım. 1.92. Hata payı. 120 kilo civarı. Gerçekten dev gibi. Omuzları çok büyük. Abi, İlk dikkatimi çeken oydu. Bir de giydiğinden de kaynaklanıyor. Çatı biraz geniş. Çatın geniş. Olarak. O yüzden öyle duruyor. Peki niye bicepsine ufak diyorlar? Ufak abi çünkü. Kaç şu anda? Ya şu an abi gene toparladık. 9 civarı falan. Eller. Aslında dedikleri şu. Bu kütleye bu biceps ufak. Kesinlikle. Bir de ilk başladığımda abi 43 falandı. İlk çalışmaya başladığımda yani vücut geliştirme adına. O zamanlar zaten çok kötü duruyordu. Bir de hani omzum gene var. Powerlifting yaptığım için göğüslerim çok büyük. Omuzlarım var. Kola bakıyorsun çok abes bir görüntü vardı ortada. Ben zaten bunun farkındaydım. Ama işte üstüne düşe eksiklerimi kapatıyorum yani. O da zaten toparladı şu an. Arkadaşlar da fark ediyordur. En kabiliyetli bölgen neresi? Göğüs olduğunu düşünüyorum abi. Peki çalışmaktan en zevk aldığın bölge? Omuz. Ya sizin bu Furkan, Emre ve senin aranda şey mi? Herkes omuz mu seviyor sizi? Abi bilmiyorum. Ben omuz var bayılıyorum. Hele özellikle son bir senedir bayağı çalışıyorum. Yani iyice bir genişlesin kafasındayım. O da zaten kollarım biraz küçük gösteriyor ya. Çok omuz sevdasından dolayı omuzlarım bayağı büyüdü ama. Kaça bölüyorsun programını? Stil abi push pull legs tarzı çalışıyorum. İtiş çekiş tarzı. Yani ben spora ilk başladığımdan beri hep bu stil çalıştım. Tamam. Push pull legs. Şu an yani geçen sene push pull legs, push pull legs off'tu. Şu an abi push pull arms legs off. 8 günlük bir split var yani. Böyle o tarz takılıyorum. Aslında hiç bölgesel yapmadım. Yani sadece diyetin son bir ayı falan bölgesel yaptık. 5x5 ile mi bu kadar iyi gelişim sağladın? Bu kadar iyi bir gelişim sağlamadım ama spora başladığım o ilk senelerdeki yüksek, o zaman da iyi geliştim abi bu arada. O gelişimimi 5x5'e borçluyum. Çünkü progressive overload yani sürekli artan bir load mantığını bana öğretmişti. O da haliyle benim aslında şu zamana kadarki antrenmanlarımda da bir temel oluşturdu. Yani sonuç olarak sürekli bir şeyin artması lazım. İleri yönde bir şeyin değişmesi lazım. O mantığı kavrattığı için haliyle o yüzden de antrenmanlarımı şekillendiriyoruz. Ama o zamanlarda da hani her hafta gelip her antrenman 2.5 kilo eklemeye çalışmak, bunu başarmak haliyle bana çok güzel bir kas kütlesi kazandı.
kazandırmıştı yani. Old school bir badıcısın. Abi, bu dedikten old school işi. Evet evet biraz yani. Yani ağır çalış. O kafadayız abi kesinlikle. Ben her zaman ağır çalışma taraftarıyım. Tabii ki de yani ağırlığı mantıklı kontrol etmek lazım. Ama hani baktığın zaman abi işte Ronnie'dir, Branch Warren'dır, Dorian Yates'tir. Hocam en ağır kim çalışıyorsa onların örnek verdim. Evet, ya ama bu adamlar da elit yani abi. Yani baktığın zaman evet, şeyler. Dünyanın en iyileri. Dünyanın en iyileri. Ve baktığın zaman hiçbir yani gidip de böyle hani alayım 20 kiloyla işte row yapayım, hissedeyim, tepede bekleteyim 3 saniye. Ha, hani bu tarz tekniklerden ziyade daha çok böyle bir hard mantıkla ilerlediklerini düşünüyorum. Ben de onları örnek alıyorum. O yüzden o şekilde çalışıyorum. Sence peki Furkan ne zaman alır bileti? Abi Furkan'ın bileti ne zaman alacağını bilmiyorum ama belki bu önümüzdeki yarışmada alır. Yani çok ümitliyim. Ama kesinlikle Olimpiya'ya gideceğini biliyorum. Ya zaten abi Furkan bence bu arada Furkan'ı ilk tanıştığım günden beri yani o keşfetime düşmüştü. Onlarla ilk videoyu o zaman çektim. Biliyordum abi ya Furkan çok elit bir genetik gerçek. Gerçekten ya yani gittiğim o Romanya'ya gittik. Herkesin gözü üstünde adam. Ve herkes yani onu konuşuyordu. O yüzden bazı şeyler önceden belli oluyor. O da o tarz bir konu. İlerleyen zamanlarda dünyadaki en popüler sporculardan birisi olacak. Peki mesela o mu ağır kaldırıyor, sen mi ağır kaldırıyorsun? Onların farklı bir gücü var. Ben ilk tanıştığım zaman... Peki yani, hakikaten mesela şey gücünüz nedir seviyede? Sana yetişebiliyor mu güçte? Abi bazı liflerde ben daha iyiyimdir ama Furkanlar çok güçlü. Ben mesela Furkan dedi, Emre ve Furkan. Evet. Ben ilk tanıştığım zaman hani ben diyorum ki hani powerciyiz biz hani. Evet. Siz lan falan bir gittim bir idman yaptık ha. Mesela takıyorlar. Sert mi idman yapıyorlar? Çok sert idman yapıyor. Bir de tak lan tak daha 5 plaka omuz pres yapıyordu. Mesela dedim kanka çıkarın şunu. Zaten o zamandan beri kestim onlarla. Ha öyle mi? Aynı anda gidip farklı antrenman yapıyorsunuz? Takılıyorum artık. Keşke mesela yakın zamanda pro kart alsanız mesela benzer yarışmalara gitseniz vesaire. Çok, çok güzel olur. İşte belki onun bir pro yarışında biz de Emre ile gidip amatörüne gireriz. Öyle bir düşüncemiz var. Hangi üniversiteyi bitirdin? Koca Üniversitesi. Koca Üniversitesi mühendislik mi? Evet elektronik. Ben. Mühendis kafası diye bir şey var arkadaşlar. Bilen bilir bilmiyorum da. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Mesela bir adamla konuşurken mühendis olduğunu mesela hemen anlarsın değil mi? Evet biraz analitik düşünüp böyle hani farklı yerlerden bakabiliyorsun abi. O da işte artık yani okulun getirdiği bir şey. Sürekli seni ona... Peki hayatın hangi alanında mühendis kafası senin daha çok işine yarıyor? Şu an mı? Evet mesela günlük hayat, günlük rutininde veya bodybuilding'de de olabilir. Vücut geliştirme ya yaptığım işte şurada yansıyor abi. Bir kere teknolojiye hakim oluyorsun. Bir de içinde bir hep öğrenme isteği olduğu için yani araştırıyorsun. Mesela ben ilk YouTube'a başladım o edit mevzularında falan çok faydası oldu. Bir de bu online coaching'de işte kurduğun düzen, sistem, işleyiş, onun kontrolü falan filan. Bunlar zaten sana hem okulun kattığı şeyler hem de zaten mühendis olunca birazcık da böyle hep bir arkasını merak ettiğin için bir şeylerin kendini geliştiriyorsun yani. Hoşuna giden bir konuda sürekli bir doğru arge içindesin yani araştırıyorsun. Ben Bursa'ya jandarmada yaptım askerliğimi. Böyle herkese işte ne iş yapıyorsun diye soruyorlar. Ankara'dan bir arkadaşım vardı. Ne iş yapıyorsun dedi. İşte personal trainer'ım dedi çocuk. Böyle baktı adam. Ne yapıyorsun dedi. İşte dedi yani fitness eğitmenliği yapıyorum dedi. Böyle yaptı. Yanında da Atalay milli boksör. Ne iş yapıyorsun dedi. Mutanım dedi milli boksörüm Çorum bölgesi dedi. Aslanım benim dedi. İşte bu dedi ya. Bu ne oğlum dedi. Personal trainer dedi. Aslan dedi. Arkadaşlar Serdar Aktolga geldi. Arkasında... Furkan ER. Arkasında niye ER diyorsun? Abi sürekli çünkü bir şeydeyken ona Furkan ER diye. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar Muhammed Kodalak'la çekimdeyken Serdar Aktolga gelmişti. Şu an Alaf'la Furkan'la beraberiz. Yine Serdar Aktolga geldi. Hocam hoş geldin. Merhaba arkadaşım nasılsın? Acaba kıdemli bir bizim kanala üye olabilir misin? Ya sizlerin olduğu her yerde zevkle konumu alırım. Denk geliyor çok güzel sohbetler oluyor. Umarım iyi geçiyordur kardeşimle sohbetinizde. Hocam ki hemen sorayım sana nasıl buluyorsun Alaf'ı? Nasıl buluyorum? Senin hoşuna gidecek türden bir badici. Bir kere güçlü adam seviyorum. Çok güçlü. Geçen gün 300 kilo deadlift yaparken aynen, videosunda da yazdım. Senin kendini anlatmak istediğin, benim sana sormadığım ne söylemek istersin? Birazcık eskiden bir ön yargı olduğunu düşünüyorum bana. Sana yani karşı mı? Yani özellikle şu... Takipçilerden ziyade bu camiada oluyor. Bu vücut geliştirmede. Nasıl bir önyargı bakıyor sana? İşte dediğim gibi biz ilk video çekmeye falan başladığımız zaman bizim böyle hızlı bir yükselişimiz olduğu zaman dışarıdan sanki böyle tabii bu benim de aslında birazcık net kesin olmadığım bir konu ama hani böyle dışarıdan sanki birazcık ulan şunlara bak hani geldiler işte bir anda aldılar gittiler tarzı bir popüler oldular. Hani gibi böyle olabilir insanlar bize karşı hani böyle bir önyargı siz dediğin vücut gelişme camiasından bahsediyorsun. Evet, evet bir önyargı varmış gibi düşünüyorum ama halbuki yani benle tanışan hepsi büyüklerim olsun abilerim olsun ya da benle eşit insanlar olsun hani bunun böyle olmadığını anlıyorlar. O yüzden bu tarz bir önyargı olması varsa böyle bir önyargı bana benle bizle iletişime geçmeleri daha iyi olur yani. Şey diye düşünüyor olabilirler mi? Yani bunlar sporcu değil, bunlar YouTuber. Kesinlikle. Sadece... Ben zaten abi ilk başta o algıyı kırmak için yani birazcık. Ben mesela bir yarışmadan, burada da bunu söyleyeyim. Hiçbir videomuzda çok bahsetmemiştik. Yani yarışmadan ben 2 hafta önce iyi bir sağlık problemi yaşadım abi. Hani benim yerimde başka birisi olsa yarışmazdı. Bayağı bir iltihap falan yaşadım bacağımda. Hmm. Bayağı büyük. Bir hafta boyunca acildeydim her gece. Öyle, o tarz bir sıkıntı. Hani bacak çalışamadım. Çok kötüydü. Hmm. Antibiyotik kullandım bayağı yüksek dozlarda falan. Hani sırf mesela o zamanlar bile hani o sağlık problemine başka birisi olsa çekilirdi. Ama benim hani hep böyle yarışma sebebim o haldeyken bile. İşte bu tarz ses
sesleri susturmaktı biraz. Yani aslında beni YouTuber olarak değil de sporcu olarak ön planda görseniz daha mı iyi olur diyorsun? Aynen. Bana o şekilde bakmaktansa bir sporcu olarak bakılması. Ya zaten onu ben çabalıyordum. O da zaten yani yavaş yavaş başarılı. Peki sence o zaman şu anki genç nesil bodyciler ve fitnessçılarla eski nesil bodycilerin ayrışı nokta bu olabilir mi? Yani onlara göre old school bütün bodycilerin bence düşüncesi o. Öyle bir devirden gelmedikleri için yarışma, bodybuilding, yeme içme işini odaklanıp yapılan ve ekstra başka bir şeye zaman harcanmayan bir şey olarak görüyorlar. Evet. Abi öyle ama ya, şimdi şöyle. Ama siz biraz onu kırdınız. Biz kırdık. Biz bir bak zorundayız abi. Şimdi şöyle. Ben bu işleri kovalıyor olmasam sosyal medyadır işte online coachingdir ya da diğer bu marketing kısmını dediğim gibi yapmıyor olsam ben yarışamam abi. Ben hani geçimimi nasıl sağlayacağım? Bu işin biliyorsun masrafını sen. Evet. Evet. Aynen öyle. Beslenmesi var. Ben mecburum. Ve bir elimizde artık devir bu devir abi. Yani mecbur ya adapte olacağız ya da hayatta kalamayacak. Yani mecbur. Çünkü gelişiyor artık. Yani berberinden tut artık seninle konuştuk çekimden önce. Berberinden tut hani tostçusu bile YouTube hesabı var. Evet aynen öyle. Ve bu hani iş, yaptığı işin kalitesini çok etkiliyor. O yüzden mecburuz yani. Ama dediğin gibi öyle o tarz bir old school'da öyle bir algı var ya. Yani. Öyle bir algı var. Bir de şöyle bir durum daha var. Bunu yaparken de birinci olunabileceği, pro kart alınabileceği, derece alınabileceğini aslında insanlar gördü. Ya bir daha güzel bir döküman yani. Ben mesela baktığın zaman 20 bölüm falan Alaf yarışıyor çekti. Yani ileride mesela ben atıyorum bir kart aldığın zaman ya da bir yerlere geldiğin zaman mesela 30 yaşına geldim. İşte buradan başladım diye dönüp bakacağız. Döndüğüm baktığım zaman benim için bile çok güzel bir şey yani. Ya da birisine bir feyiz vermesi için, bir vizyon vermesi için hani ulan adama bak 20 yaşındayken işte hani böyle 20 bölümlük bir seri oluşturmuş gibi bir, böyle de bir imkanı var aslında bakarsın. Yurt dışı çok ileride. O yüzden bizim böyle genç vücut geliştirmeciler değil. Bizim bir yerden eksik kalma şansımız yok. Yani tembellik yapma şansımız yok. Ne geliyorsa ne var biz en iyisini en çok çalışarak yapmak zorundayız ki biz hani dünya çapında bu yani bu sporda bir yerlere gelelim. Ben şuna eminim abi Furkan çoğu sporcuya özgüven verdi mesela. Ya Furkan'dan önce hiçbir kimse ulan hani pro kart nedir? Hani alınır mı edilir mi? Hani böyle bir hedef var mı? Yani gibisine gençler adına konuşuyorum düşünmüyordu mesela. Ama Furkan bunun mümkün olabileceğini gösterdi. Bu bana olsun. Özgüven verdi yani. Kaç öğün yiyorsun? Kaça bölüyorsun? Abi şu an 5-6 öğün falan oluyor. Bir de böyle gün sonunda bir cheat falan oluyor. Tamam. Yani işte günlük 800 gram kadar falan pirinç. Ha o zaman sorayım evet günlük nedir besin? Abi şu an 400 gram tavuk falan yiyorum. Tamam. Biz protein hep düşük tutuyoruz. Tamam. Yaklaşık şu an böyle bir 50-60 gram falan yağ var. Karbonhidrat? Karbonhidrat da abi yiyebildiğin kadar sınırsız yani. Ama 800 gram pirinç minimum yemem lazım. Yani 800 gram pirinç arkadaşlar ham halinden bahsediyoruz. Üstüne düşüyor yani üstüne çıkıyorum zaten işte. Pirinç unu geliyor. Fit grains var bizim o dalga dümen. Onlardan falan yiyor. Yani bizim abi genelde... Ha çok güzel yiyormuşsun ya. Yani düşük protein, rate protein. Düşük değil yani böyle ortalama falan. 1.6-1.7. Kilo başına. Evet. Çok fazla yüksek tutmuyoruz. Vücut ağırlığının yarısından çok ufak fazla belki. Yağ, geri kalan yiyebildiğin kadar karbonhidrat. Zaten kilo alamıyorum abi yani şu an. Senin bu aldığın karbonhidrat güzel ama insanlar yıllarca karbonhidrattan kaçtı. Abi yani şimdi şöyle çok farklı sistemler var. Yani yurt dışında koçların da kullandığı ama hani işin içine baktığın zaman senin ihtiyacın olan yağ miktarı çok fazla değil. Gerçekten hani vücudun o metabolik faaliyetlerini gerçekleştirdiği belli bir yağ miktarı var. Tamam. Hani onda sağlıklı böyle fatty asitlerden aldıktan sonra fazlası sana ekstra bir şey katmıyor. Protein konusunda da zaten off sezonda kalori fazlam var. O karbonhidrat sayesinde zaten recover kapasiten biraz yüksek. O yüzden de çok fazla da bir protein ihtiyacı yok. Yani özellikle zaten işin... Fazla karbonhidrattan korkmalı mıyız? Korkmamalı abi bence. Yani şöyle eğer adam tabii ki de yani ben 125 kilo adamım. Sen 60 kilo adamsan benim kadar yemeyeceksin. Onu diyorum işte. Evet. Ama hani yoksa düşük bir yağ tutup işte vücut ağırlığının yarısından biraz fazla bu natural arkadaşlar için daha iyi olur. Birazcık da böyle bir yüksek protein ama çok değil. Yani moderate, orta diyorum ben buna. Aldığınız zaman geri kalan karbonhidrattan korkmanıza gerek yok. Fazla yağlanmazsınız. Ama temiz karbonhidrat. Evet. Temiz yani karbonhidrat. Gidip de McDonald's'a gideyim oradan çıkayım lahmacun yiyeyim değil yani. Abi o zaman zaten yağı çok açmış oluyorlar. O evet. Yani o yüzden temiz bir şekilde ilerlendiği zaman oluyor ya. Birebir koşuluk yapıyor musun? Abi birebir yapıyorum ama. Kaç kişiye şu an birebir koşuluk veriyorsun? Şu an 1-2 tane falan oldu abi. Çok fazla olmadı yani. Çünkü birazcık hem talebim fazla. Benim kendi talep ettiğim. Tabii ünlü oldun. Parası da artmıştır birebir koşun. Şu an mesela şey bütçeleri yüksek mi birebir koşluğun? Evet abi. Ama her şeyle sen mi ilgileniyorsun? Evet her şeyle. Ya ben abi o konuda da takıntılıyım zaten ya. Arkadaşlar adam mühendis. Ben size söyleyeyim. Birebir koçta var ya bu uçurur adamı. Takıntılıyım abi. Yani şimdi biraz mesela ev antrenmanlarını iade ediyorum mesela. İşte benden koşuk oluyor mesela. Tamam. Adam diyor ki işte benim evde şu cacut ekipmanım var. Ben iade ediyorum mesela. Çünkü ha, ev antrenmanla ben çalışmam diyorsun. Abi denedim birkaç defa. Mesela adama ben squat yaptırmak istiyorum. Tamam ağır ağır böyle hani ilerlesin istiyorum squat ya da bench press'te, deadlift'te. Yapamıyor ya. Ben mesela sinir oluyorum ona. Doğru. Tamam mantıklı. Geliyorum böyle. O yüzden de tam istediğim sistemi uygulamayınca da keyif almıyorum. Keyif almayınca da yap.
Peki kaç kişiye kadar çalışırsın mesela? Maddi standartları yakalan bir adam yanına gelse. Aylık 3-4 kişinin üstü bence. Kafi midir? Kafi. Yani 3-4'ün üstüne çıkmam yani maksimum. Hmm. 3-4 kişi falan. Peki birebir antrenmanlarda onun idman yaptığı yere mi gidiyorsun? O da olur. Öyle bir şey sağlayabiliyorsa ya da benim çalıştığım yerlere de gelebilirse o da olur. Fark etmez. Bir daha Türkiye Şampiyonası'na girecek misin? Belli olmaz abi de girmem yani. Girmez. Ya belki form tutarsa denk gelirse hani girerim ama herhalde. Eğlence maçı. Eğlence maçı girersin diyorsun. Abi ama Türkiye'de şu an artık büyük oldum ya. Oradaki evet. Klasikçi de gerçekten iyi klasikçi, iyi şey yarışmacı. Kim var mesela büyüklerde klasikte? Çok tanımıyorum ama yani baktığım zaman sahneye iyi fizikler görmüştüm. Hani belki onlarla yarışmak istediğim için hani kendimi merak ediyorum nereye konumlandırırım diye girerim belki. Spor hayatında örnek aldığın sektördeki adam kimdir? Kimlerdir? Bahsettiğim gibi Branch Warren falan. Onlar Branch Warren zaten. Yani çünkü ben ilk başladığım zamanlar hani bir anda onlarla başladım. Nereden denk geldi ben evet. De bilmiyorum ama hani ilk böyle antrenman yapmaya başladığım zaman bir de ben powerlifting geçmiş olduğum için hani hep bir ağırlık tutkum vardı. O yüzden onları böyle hep izliyordum. Yani onları izleyince de haliyle acayip onları örnek aldım. Dorian Yates. Onların Dorian'ın o bir karanlık shadow. Ya evet. Lakabı shadow evet, zaten. Shadow. O mantık ya. Onlar falan benim hep hoşuma giden o tunnel vision kafası. Hani o İngiltere'ye gidip herkesin merak etmesi. Ronnie Coleman, Jay Cutler. Buradan God. Cutler'ı çok sevmem abi ama. Öyle mi? Ya çünkü çok tutarsız geliyor bana da. Hmm. Tabii ki de Cutler yani. Peki son dönem bodycilerden mesela Hadi Şopan'a ne diyorsun? Çok sevmiyorum abi. Mısırlı? Bigram'i. Onu da çok sevmiyorum. Peki mesela o stage'den kimi seviyorsun? Kimi beğeniyorsun? Phil Heath? Phil Heath. Kesinlikle abi. Çünkü The Gift ha? The Gift. Onu da çok. Yani onu en çok sevdiğim kısmı abi o da milyonda bir genetiklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Allah vergisi. İlerleşi çok acayip hoşuma gidiyor. Basketbol. Evet. NCAA'ya oynuyor. Yani abi, üniversite basketbol. Mesela dedik ya abi her sene 15 kilo koyamaz. Evet. Bu adam harbi koyuyor. Öyle mi? Her sene abi her sene aralıksız. Bir başlıyor 15. Zaten bir bakmışsın. Cutler'la işte 4 sene önce bir tane fotoğrafı var. 4 sene sonra yanında yarışıyor zaten adam. Evet doğru. O farklı bir genetik yani. Tam da öyle mesela abi ya. Hani adam bir sene oldu. Bir sene bile olmadı biz tanışalım. Evet. Abi. Mesela adam abi geliyor. Hani başka normal birisinin yapıp gerçekten imkan yok. Verim almayacağı bir şey yapıyor adam. 2 hafta geçiyor. Görüşmüyorsun. Bir geliyor mesela adam. Ama Allah vermiş. Çağırsın. Genetik. Genetik. Genetik çok farklı. Yani Allah demiş ki oğlum sen işte bu sen spor için. Aynen aynen. Yetenek başka bir şey. Ama ne derler? Hard work beats talent. Abi, ya işte neslin de dedim ya başta konuşmuştuk abi. Ya çok çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor yani. Evet abi. Ona güvenmeyeceksin. Bir daha bir şu anki nesilde şey var hep işte. Dediğim gibi kolaycı. Çünkü ailelerden kaynaklı. Z kuşağı. Gerçi sen Z kuşağısın değil mi? Ben Z'yim de benim babam çok Z, WXYZ olduğu için ben Z değilim. Tabii abi. Doğru. Baban asker olduğu için. Abi, her yaz çalışıyorum 15 yaşından beri falan. O haliyle o yüzden ben hani erken yaşta öğrendim bazı mekanikleri. O yüzden benim için çok şey olmadı. Ağırlık kaldırmak insanı kısa boylu mu yapar? Ben abi başladığımda 1.70 falandım. Ben bu arada çok kısaydım. Spora başladığımda 1.70 falandım. Şu an 1.92. Yani her zaman ağır kaldırdım yani. Kendimce o zamanlar. O yüzden sanmıyorum. Evet, genetik de varsa ya kısa kalırsın. Kısalıyorsun tabii ki de. Yani biz ağır su kasetinden sonra bir zahmet kısal da. Yani o çünkü o evet. Stres oluyor ama ondan evet. Sonra... Yani kalıcı etkisi yok. Çekim arası sohbetlerinde Alaf'la beraberiz arkadaşlar. Bizim klasiğimiz biliyorsunuz beraber olduğumuz çekim yaptığımız sporcumuzla hayranlar için bir şey istemek. Şöyle bir şey düşündük. 3 takipçimize The Gladio'dan bir ürün ve de Bir tanesiyle de Antrenman. Hem de Flash Gym'de. Bizim Old School Salon. Güzel. Taksim'deki Flash Gym'de Alaf'la beraber bir takipçimize kazanan bir takipçimize beraber Old School bir idman. 3 takipçimize de Gladio'dan supplement. Furkan teşekkür ederiz. Furkan ayrıca teşekkür ederiz. Haberi de yok. Biraz sonra ileteceğiz bunu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyif aldım. Yani kendimi ifade etme imkanı sunduğun için bana çok sağ ol. Çekim arası sohbetlerinde Alaf'la beraberdik arkadaşlar. Bir başka çekimde buluşana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.